Herkese merhabalar. 5. sınıf kaynak tavsiyeleri videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hepimiz derslerimizde en yüksek başarıya ulaşmak istiyoruz. Yazılarımızdan, sınavlarımızdan yüzleri almak istiyoruz. Bunun için de tabii ki gayret göstermemiz gerekiyor, sorular çözmemiz gerekiyor. Bizim öğrencilere en büyük tavsiyemiz tabii ki ilk başta bol bol kitap okumaları. Kitap okumanın zihin geliştirdiğini, dikkat yeteneğimizi artırdığını, odaklanmayı güçlendirdiğini her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla sizler sevdiğiniz kitapları, beğendiğiniz yayınları, beğendiğiniz kitapları okumaktan asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü çok video izleyen değil, çok oyun oynayan değil, çok kitap okuyan öğrenciler derslerinde en yüksek başarıya ulaşıyor. Ancak tabii ki bizim sorular da çözmemiz gerekiyor. Öğrencilerimiz, hocam ne tarz kaynaklardan çalışalım, şu kitabımı alalım, bu kitabımı alalım diye bize yorumlarda sorular sormuşlar. Bizler de sizlere çok güzel bir video hazırladık. Öncelikle arkadaşlar kendi seviyemizi belirlememiz gerekiyor. Çünkü eğer biz başlangıç seviyesinde bir öğrenciysek, yani konu eksiklerimiz varsa, bazı şeyleri tam bilmiyorsak, yani böyle daha temel seviyede bile değilsek ve gidip de kırtasiyeden zor seviye, pro seviye bir kitap alırsak moralimiz bozulur. Açarız o kitaptaki soruları, çözmeye başlarız. Birkaç soru yapamayınca deriz ki aman ben bunu yapamıyorum artık, vazgeçtim, ders çalışmayacağım deriz. Halbuki esasında başlangıç seviyesindeki ya da temel seviyedeki bir kitapla başlarsak hem moralimiz düzelir, hem güzel bir şekilde konuyu öğreniriz. Ardından da orta seviye, zor seviye, pro seviye sorulara geçebiliriz. Dolayısıyla bizler 5. sınıfta en yüksek başarıya ulaşmak istiyorsak, yüzleri yazılılardan almak istiyorsak öncelikle kendi seviyemizi belirleyeceğiz. Ha, bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam daha seviyemi bilmiyorum, seviyemi belirleyemiyorum diyorsanız bu durumda karma soru içeren kitaplar da seçebilirsiniz. Ancak bizler sizlere Tonguç Akademi olarak bütün kitaplarımız açısından çok güzel bir yöntem belirledik. Şimdi öğrenciler konu altımı soru bankası istiyor, sadece soru bankası isteyenler var. Öğretmenim ben sadece deneme çözeceğim diyenler var. Temel seviye sorular çözmek isteyen, orta seviye ya da zor seviye çözmek istiyorum diyen öğrenciler var. Biz dedik ki öğrencilerimiz için bir kere %100 Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu. Yani okullarda hocalarımız ne öğretiyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarda ne soracaksa tamamen ona uyumlu çok güzel kitaplar hazırlayalım dedik. Ve Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle görüştük. Dedik ki hocam bizler YouTube'da öğrencilerimize çok güzel dersler anlatıyoruz. Öğrencilerimiz bizi canlı yayınlarda takip ediyor. Derslerimizi seviyorlar. Bize beğeniler atıyorlar. Kanalımıza abone oluyorlar. Ama bizler öğrencilerimize yazılarından, sınavlarından, işte bursluluk sınavı olabilir ya da benzer, en yüksek notları aldırabilecek, sınavlarda oh be iyi ki bunu çözmüşüm diyebilecekleri mükemmel kitaplar hazırlamalarını istedik. Onlar da birçok yazar hoca tek tek her birini video çözümünü hazırlayarak mükemmel kitaplar hazırladılar. Ve bu kitapları da belli bir seviyeye getirdiler. Yani sıfırdan taktikli, dinamo ve zoru esasında temel, orta, pro seviye diye adlandırabileceğimiz bir seviyede. Hatta hocalarımıza dedik ki hocam siz bu kadar güzel sorular yazdınız. Her birini video derslerle uyumlu yaptınız. Tüm kitapları çözümlü hale getirdiniz. TATS uygulaması sayesinde biliyorsunuz kitaplar çözümlü. Ama bunları seviyelendirelim. Çünkü bazı öğrencilerimiz, hani dersimizin başında söylediğimiz gibi, bazı öğrencilerimiz başlangıç seviyesinde, bazı öğrencilerimiz temel seviyede, bazı öğrencilerimiz pro seviyede. Şimdi biz eğer temel seviyedeki bir öğrencimize pro seviye kitabı verirsek öğrencilerimiz sıkıntı yaşayabilirler. İşte Tonguç kitapları çok zor diyebilirler ya da bu kitapta zorlanıyoruz diyebilirler. O yüzden kitaplarımızı bir seviye belirledik. Hatta her bir kitabın içerisine kaç tane, bakın burada yazıyor mesela, kaç tane pro seviye soru var, kaç tane zor seviye, kaç tane orta seviye, kaç tane temel seviye soru var, bunların hepsini tek tek belirledik. Bakın burada mesela taktik setlerimizin arkasında, görüyor musunuz? Bu setin arkasında hiç başlangıç seviye soru yokmuş. 373 temel seviye, 638 orta seviye, 282 zor seviye soru varmış, pro seviye soru da yokmuş. Demek ki bu set, yani bu kitaplar, buradaki 5. sınıf kitapları esasında bizim için efsane. Neden? Çünkü başlangıç, temel ve orta seviyedeysek bunlardan çözebiliriz. Ha, pro seviyedeysek bu kitabı almamıza gerek yok. Niye? Çünkü pro seviyedeki bir öğrenci bunu çözerse bu kitap ona basit gelir. Ama pro seviyede değilsek, yani artık her şeyi bitirmiş, süper hazır değilsek, bu durumda yapmamız gereken tabii ki de taktikliden güzel güzel soruları çözmek. Ha, diyeceksiniz ki öğretmenim bunlar nedir? Hemen anlatıyoruz. Arkadaşlar eğer biz başlangıç seviyesindeysek, yani sıfır seviyesindeysek, bu durumda sizlere sıfırdan beşe hazırlık setini öneriyoruz. Burada kitaplarımız tamamen temel seviye ve başlangıç seviyesindeki sorulardan oluşuyor. Hatta şöyle gösterelim. Zaten bunlar konu anlatımı. Şöyle açıyorum bakın içinden. Bakın içerisinden gördüğünüz gibi sıfırdan beşe sayısal ve sıfırdan beşe sözel kitapları çıkıyor. Bunların içerisinde arkadaşlar sol taraflarda konu anlatımı var. Bakın burada sol tarafta konu anlatımı var. Sağ tarafta da bu konuyla bağlantılı bir şekilde başlangıç ve temel seviyede sorular var. Bakın içerisinde asla, bakın buraya gözüküyor, pro seviye. Burada gösterelim sıfırdan kitaplarımızı. Pro seviye soru yok. Zor seviye soru yok.
orta, temel ve başlangıç seviyede sorular var. Neden? Çünkü bu sıfırdan kitapların. Sıfırdan kitapların da arkadaşlar mantığımız şu. Solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru. Solda mantarlar konusunu öğreniyoruz fen dersinde. Sağda bunlar akıllı sorular var. Ve bu temel orta seviye sorularda takılabiliriz. Öğretmenim hata yaptım. Hiç üzülmemize gerek yok. Kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden detaylı bir şekilde özel ders gibi dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla sıfırdan serileri bizim sözel derslerde, sayısal derslerde efsane kurtarıcımız olur. Solda konu öğreniyoruz, sağda soruyu çözüyoruz. Solda konu, sağda soru yöntemiyle ilerliyoruz. Bu kitap bence bütün öğrencilerin, daha doğrusu bu set, bütün öğrencilerimizin kullanması gereken bir set. Çünkü konu anlatımı gerekiyor, konuları anlamamız lazım. Aynı zamanda bizim ne yapmamız lazım? İlk başta bir başlangıçtan, temel seviyelerden, orta seviyelerden sorular çözmemiz lazım. Burada zaten belirli. Ha, bazı öğrenciler böyle süper öğrenciler var. Pro seviye, zor seviye çözebilir. Onlar belki ihtiyaç duymayabilir ama konu anlatım açısından bu kitaplar gerekli. Sonrasında taktikliye geçiyoruz. Taktikli soru bankalarımızda ise arkadaşlar yine sayısal ve sözel olmak üzere iki tane kitabımız var. Yine tüm dersler var. Taktikli sözelde Türkçe, sosyal, din, İngilizce. Taktikli sayısalda da matematik, fen var. Arkadaşlar burada sol tarafta orta seviye sorular var. Sağ tarafta ise artık birazcık zor seviye sorular da geliyor. Zaten bakın buraya bakarsanız görebilirsiniz. Bakın başlangıç seviye soru yok artık. Çünkü artık bu sıfırdan değil. Temel seviye sorular var, orta seviye sorular var, zor seviye sorular da gelmeye başladı. Hala pro seviye soru yok. Neden? Çünkü taktikli de yine rahat bir şekilde sorularda çözmenizi istiyoruz. Kendimiz pekiştiriyoruz. Ve kitaplarımızda bütün soruların video çözümleri olduğu gibi burada kare kodu okutarak kitaplarınızı telefona indirdiğiniz zaman arkadaşlar burada size ekstra dijital sorular geliyor. Yani her testte mesela bu testte kaç soru var? 6. Hayır bilemedin. Hop 2 tane daha soru var. 8. Burada 6. Hayır ekstra dijital sorular da var. Bunların her birini ekstra sorular şeklinde çözerek başarımıza başarı katıyoruz arkadaşlar. Sonrasında da dinama ve zoru setleri geliyor. Bunlar artık üst seviye soruların olduğu kitaplar. Dolayısıyla bunları da biz şampiyon setin içerisine koyduk arkadaşlar. Şampiyon seti gerçekten 5. sınıfta şampiyon olmak isteyen öğrenciler için. Yani hocam biz temel seviyeleri bitirdik, orta seviyeleri bitirdik. Artık şampiyon seviyeye geçmek istiyoruz diyen öğrenciler için hazırladığımız kitaplar. Burada hemen şöyle bunları da çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Şampiyon setin içerisinde hem dinamo kitapları var hem de zoru bankaları var. Şöyle çıkarayım hepsini, ondan sonra göstereyim sizlere. Bakın şampiyon setin içerisinde hem 5. sınıf zoru bankası tüm dersler kitabı var. Ki gerçekten kazık bankası diyebiliriz buna. İçerisinde pro seviye sorular var, zor seviye sorular var, orta seviye sorular var. Temel seviye sorular da var. Çünkü bazı derslerde yani mesela din dersinde, İngilizce dersinde, sosyal derste böyle pro seviye soru çıkmıyor. Ama başlangıç seviye soru yok. Direkt artık zoru bankasındayız. Dolayısıyla zoru bankasındaki sorular efsanevi seçicilikte diyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum. Bu zorluklar sınavlara çıkmayacak zorluklar değil. Yani sosyalde ne kadar zor soruyorsa o kadar. Ama matematikte ya da fende birazcık zorlayabiliyorlar ya bizi. O yüzden burada gerçekten efsanevi sorular hazırladık. Hatta burayı da mor renge boyadık. Ama bu soruları yaptıktan sonra gerçekten çok yüksek başarılara ulaşacaksınız. Dinamo soru bankalarında da yine üst seviye sorularımız var. Burada da ayrıca sizler için yazılı soruları da ekledik arkadaşlar. Yani takıldığınız sorular olursa zaten burada konu öğreten ve pekiştiren teselli yapıyorsunuz. Ekstra yazılı sorularımız da var. Yazılılardan en yüksek notlar almanız için Dinamo Sosyal'de sosyal yazıları ve testleri, fende, İngilizce'de, matematikte ve Türkçe'de yazılıya hazırlanalım kısımlarda olduğunu söylemek isteriz. Dolayısıyla şampiyon paketinin içerisinde yer alan Dinamo soru bankaları 5 adet ve Zoru bankasıyla en yüksek başarıya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Burası artık pro seviyeler için hazırlanmış, zor seviye öğrenciler için hazırlanmış kitaplar. Ama dediğimiz gibi bazı sözel dersler işte din, İngilizce, sosyal buna benzer derslerde orta temel seviye sorularda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onlarda böyle inanılmaz zor soru çıkmıyor. Evet arkadaşlar, bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açıyoruz ama gayretlerinizle, çalışmalarınızla içeri girecek olan sizlersiniz. Şimdi yorumlarda bazı arkadaşlar demişler ki hocam bende bunların hepsi var. Ben zaten sıfırdan serisini geçen seneden almıştım. İşte 4'ten 5'e kampında çalışmıştık. Şampiyon seti aldım. Ben yazılılardan en iyi notları da almak istiyorum ve ekstra kaynak istiyorum diyen arkadaşlarımız için biz Tonguç yayınları haricinde yine sizlere övebileceğimiz, hani başka yayınlardan da söyleyebilir misiniz diyeceğiniz bir kitap serisiyle tanıştık arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yeni soru banka serisi Süpersonik. Sadece 5, 6, 7 ve 8'lere özel hazırlandı. Burada arkadaşlar Süpersonik Matematik. Bakın bu Tonguç yayınlarından değil, Süpersonik yayınlarından ama kesinlikle bizim yayınlarımız kadar sizlere tavsiye edebileceğimiz son derece kaliteli, hepsi soru çözümleri hazırlanmış efsane kitaplar. Süpersonik Fen, Süpersonik Sosyal, Süpersonik İngilizce, Süpersonik Türkçe ve Bismillahirrahmanirrahim Süpersonik Din arkadaşlar. Bu kitapların her biri gerçekten
özel uzman hocalar tarafından hazırlandı. Sizlere hem bursluluk sınavlarında hem okul yazılarında en yüksek notları alacağınız şekilde, mükemmel bir şekilde hazırlandı. Bu soruların her birini çözeceksiniz ve çözdüğünüzde de çok yüksek başarılara ulaşacaksınız. Süpersonik yayınlarda yine bizim sizlere tavsiye edebileceğimiz kaynaklar arasında yer alıyor arkadaşlar. Bunları da gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tonguç yayınları kadar bu kitaplara da güvenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize 5. sınıftaki sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Bizler sizlere güveniyoruz arkadaşlar. Sizler de kendinize inanın. Kanalımıza abone olduktan sonra sıkı sıkıya çalışın. Bu süpersonik kitaplarını ya da işte taktikli seti, sıfırdan setini ya da şampiyon paketini arkadaşlar size en yakın Tonguç Kırtasiye'den alabilirsiniz. Ya da Tonguç Mağaza'dan isteyebilirsiniz. Şimdiden yeni sene hepiniz hayırlı olsun. 2023-2024 sezonunda hepinize başarılar arkadaşlar. Hadi bakalım. Tonguç Dershane sundu.